Selamlar dostlarım, ben Orhan. Yeni bir uygulama ile karşınızdayım. Kendim de uygulama tasarımcısı ve yazılımcı olarak sizler için ücretsiz, güncel, basit ve kaliteli yapay zeka sitelerini devamlı olarak paylaşıyorum. Bu uygulamayı paylaşmamda iki önemli sebep var. Birincisi, istemlerinizi birkaç saniye içerisinde çok hızlı üretiyor olması, ikinci özelliği ise Türkçe karakter olarak yazabiliyor olmasıdır. Diğer bildiğiniz Midjourney, Lexica, Pixel Art gibi sitelerin Türkçe dili desteklemediğini, istemlerinizi İngilizce yazmak zorunda olduğunuzu bilirsiniz. Ayrıca yoğun kullanıldıkları için resimlerinizi bazen geç üretebiliyorlar ve maalesef sınırlı sayıda çok az resim oluşturabiliyorsunuz. Şimdi her zamanki gibi Google'a girerek Tanger AI yazıyor ve başlangıçtaki siteye tıklıyoruz. Ayrıca linkini açıklamalara da koyacağım. Siz isterseniz buradaki ince ayrıntıları daha sonra okuyabilirsiniz. Ben videoyu fazla uzatmamak adına devam ediyorum. Neredeyse Midjourney kalitesinde resimler yapabileceğinizi göstermişler. Öncelikle kayıt olmamız gerekiyor. Her zamanki gibi Gmail hesabınız ile kayıt olmanızı tavsiye ederim. Buradan kolay mod veya diğerlerine tıklayarak stüdyoya girmiş oluyoruz. Bu arada uygulamanın çok sade ve basit bir arayüzü vardır. Daha yeni başlamış arkadaşlarımız bile birazdan görecekleri gibi kolaylıkla resimler oluşturabilirler. Örnek bir resim yaparak müsaadenizle videomuzu sonlandıracağız. Buraya istem olarak sizlere anlatabilmek açısından mesela şey yazalım. Bir polis arabası, önünde kaçmakta olan bir hırsızın arabasını kovalıyor olsun. Biraz detaylandırıyorum. Hırsız arabasıyla süratle kaçmaktadır ve hemen arkasından polis arabası yetişmek üzeredir diyelim. Arkadaşlar, resminizin arka planı, gece veya gündüz olması, arabaların renklerine kadar ayrıntıları hayalinizce çoğaltabilirsiniz. İstemlerinizi yazdıktan sonra hemen buradan stile geliyorsunuz ve size uyanı seçiyorsunuz. Bazı istemlerde herhangi bir şey seçmek gerekmez. Yaratıcılık kısmını genelde direkt yaratıcılık olarak bırakabilirsiniz. Detaylar kısmını standart ayar temel olarak bırakabilirsiniz. En boy oranı arkadaşlarımız genelde short videolar çektikleri için 9A16 seçeneğini seçeceğim. Ve sonuçlarımızı bekliyoruz. Kullandığım birçok siteye göre pratik ve sade olması daha çok resim oluşturabilmem sebebiyle videolarımda bu siteyi çok kullanırım. Yakında sürpriz video olarak sizlerle beraber sadece yapay zeka ile yapacağımız kısa bir aksiyon filmi yayınlayacağım. Şaşıracağınıza şimdiden garanti verebilirim. Evet, resmimiz oluştu. Genel olarak gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Fark ettiyseniz her şeyi tamamen Türkçe yazdım. Bazı siteler tutarsız resimler yapabiliyorlar. Ben özellikle yeni başlayan arkadaşlar için basitçe bir istem yaptım arkadaşlar. Bu sitenin ve sitedeki uygulamaların işinize yarayacağından eminim. Sanırım takip etmenizi ve beğenmenizi rica etmeme gerek yok diye düşünüyorum. Bizim izleyicilerimiz kaliteli kanallara gerekeni yapmaktan çekinmezler. Bir sonraki videomuza dek şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın.